Oltu Belediyesi ve Oltu Kaymakamlığı işbirliğiyle yapılan bu merkez 2006 yılında hizmete başlamış olup 90 kişilik sinema, 7 kişilik internet kafe ve bir kütüphane ile hizmet vermektedir. Yatık döner olarak da bilinen kuzu budundan yapılan bir çeşit kebaptır. Oltu'ya özgü olan cağ kebabı, önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şiş üzerinde kömür ateşi eşliğinde pişirilmesiyle hazırlanır. Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından yemek bu adı almıştır. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin ilçemiz için 2005 yılında başlattığı konut edindirme projesi kapsamında 80 hanelik inşaat 2007 yılı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerinin hizmetine sunulacaktır. İlçede 25 Mart Spor Kulübü Erzurum 1. Amatör Küme'de futbol faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçede 1 adet futbol sahası, 1 adet halı saha ve 2 adet kapalı spor salonu mevcut olup, kapalı spor salonunda da ayrılan bölümlerde kondisyon salonu, masa tenisi ve bilardo salonu bulunmaktadır. Belediye başkanlığınca ayrıca atasporumuz olan güreş için spor salonu yapılıp genç güreşçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Oltu Belediyesi bünyesinde 2005 Eylül ayı itibarıyla kurulmuş olup, şu ana kadar Oyunlarla Yaşayanlar adlı bir büyük oyun ve Düşler Sokağı adlı çocuk oyunu sergilenmiştir. Aynı zamanda çocuklara yönelik animasyon ve palyaço gösterileri düzenlenmiştir. Ücretsiz tiyatro kurslarıyla faaliyetlerine devam etmekte olup, tiyatro eğitimi vermektedir. Oltu Belediyesi tarafından yaptırılan çarşı 2001 yılında hizmete açılmıştır. Çarşıda 40 iş yeri bulunmaktadır. Ayrıca Oltu Kaymakamlığı, Oltu Belediye Başkanlığı ve Oltu Meslek Yüksekokulu'nun ortaklaşa hazırladıkları Avrupa Birliği Hibe Fonu projelerinden de 100 bin avro hibe yardımı çıkartılmış ve böylece 60 kişiye yeni iş fırsatı yaratılmıştır. Siyah Kehribar olarak da adlandırılan Oltu Taşı, Oltu ilçemizde yaklaşık 300 madenden çıkarılmaktadır. Arayış esnasında sabırlı olmak gereklidir. Madenlerden elde edilen taşlar el tezgahlarına taşınır, burada yapılacak nesnenin büyüklüğüne göre sınıflandırılan oltu taşı işlenmeye başlanır. Oltu taşının en dikkat çekici yanı, yer kabuğundan çıkarıldığında çok yumuşak, havayla temas ettirilmediği sürece bu yumuşaklığını muhafaza edip, havayla temas ettiğinde sertleşen, zengin, kompakt bir maden oluşudur. Özelliklerinden dolayı işlenmesi kolay, işlendikçe havayla temas ederek sertleşen, kullanıldıkça parlayan bir cevherdir. Genellikle siyah, bazen koyu kahverengi, nadiren gri ve yeşilimsi renklerde de bulunur. Oltu taşı, sürtünmeyle elektriklenmesi ve hafif cisimleri çekme özelliği kazanmasıyla taklit diğer taşlardan ayırt edilebilir. Oltu taşı işlemeciliğinde kemane, yayçek, torna, bıçak, keski, zemberek, testere, biz odun kömürü gibi malzemeler kullanılmaktadır. Oltu taşı işlendikten sonra cilalama işlemi yapılır. Tornada deri parçası üzerinde şayak adı verilen bez veya kumaş parçasıyla bir motorla cilalama yöntemleri kullanılmaktadır. Oltu taşıyla tesbih, pipo ve ağızlık, yüzük kaşı, küpe, kemer, fincan takımı, gerdanlık, bilezik ve kolye, maskot ve kol düğmesi, kolye taşları, yüzük ve küpe taşları, rozetler, kravat iğneleri ve yaka güller gibi eşyalar yapılabilmektedir. Oltu ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunoluk Piknik ve Mesire yerinde muhteşem sarıçam ormanları içerisinde tüm rekreasyon ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte kamelyalar, yürüyüş yolları, kaynak suları, çocuk oyun alanları, oyun sahaları gibi yatırımlarla bölge vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri doğal ortamdır. Gerek Oltu'da, gerek ülkemizin muhtelif il ve ilçelerinde yaşayan, gerekse Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde çalışan, rızkını temin etmekle meşgul olan saygıdeğer Oltulu hemşehrilerim. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.
Cümlenizin malum olduğu gibi 28 Mart 2004 mahalli seçimler sonucu saygıdeğer Oltu halkının şahsıma gösterdiği teveccüh sonucu bu görevi bana verdiler. Biz göreve başladığımız günden itibaren kendimize bir slogan seçmiştik. O da şuydu: huzur ve güven içerisinde Oltu'ya ve Oltulu'ya hizmete devam demiştik. Ayrıca güzel bir sözü, bir büyüğün söylediği güzel bir sözü kendimize rehber kabul edilmiştik. Yaradılanı yaradandan dolayı hoş görme felsefesi. Bu mantık içerisinde Oltu'da oturan tüm insanlarımızı sevgiyle kucakladık. Hiçbirisini birisine üstün kılmadan saygıyla karşıladık. Öyle bir hava oluşturduk ki belediyemizin merdivenleri adeta kendi evlerinin merdivenleri gibi çok rahat bir şekilde bizlere ulaşabildiler, dertlerini anlatabildiler. Biz de gönül huzuru içerisinde, ibadet şevki içerisinde onları dinledik. Burada denilebilir, sorulabilir. Dertleri dinlenen her vatandaşımızın derdine derman olabildik mi? Bu manada hepsine evet dememiz mümkün değil. Tabii ki takdir edersiniz ki bunlar imkan meselesidir. Yapabildiklerimizi yapmaya çalıştık, yaptık. Yapamadıklarımızı, üstesinden gelemediklerimizin de nasıl olabileceğinin yollarını vatandaşımıza öğrettik. Gönüllerini hoşnut ettik, gönüllerini aldık ve uğurladık. Saygıdeğer hemşehrilerim, balık suda yaşarken suyun kıymetini pek bilmezmiş. Oltu'da meğer Oltulu'nun yaşadığı bir deniz varmış. Ama ne zaman ki deniz kurudu, o zaman anlaşıldı. O da şudur: TKİ dediğimiz kömür işletmeleri. Kömür işletmelerinin sebebi ne olursa olsun, hangi niyetle yapılırsa yapılsın, ama bu bir vaka, kömür işletmelerinin kapanmasıyla Oltu ekonomisinin bir anda çöktüğünün farkına vardık. Mülki idare olarak, mahalli idare olarak darboğaza giren bu ekonomik hayatın canlanması için mutlak surette gayret sarf etmemiz gerektiğine inandık. Saygıdeğer Kaymakam Bey ve bendeniz, bir önderliğimizde bir konsorsiyum kurarak 300 kişinin çalışabileceği bir şirket kuruldu. Daralan ekonomi kısmen de olsa, az da olsa rahatlama ortamına girdi. Hep şunu söyledik: bürokrasiyle, merkezi hükümetle münasebetlerimizi canlı tutmak suretiyle, diri tutmak suretiyle daralan ekonomiyi, Oltu ekonomisini biraz rahatlatmak gerekir diye inandık. Ekonomik açıdan darboğaza giren Oltu'nun mutlak surette bir genişlemesi gerekirdi. Bu da nasıl olur? Ortak akıl sonucu, ortak projeler üreterek, merkezi idareyle diyaloglarımızı canlı tutarak, bu bağlamda şunu hemen ifade etmeliyim, Kadir Şinaslık örneği olsun. Parti teşkilatımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimizle mutabakat sonucu, güzel çalışmalar sonucu,